İyi akşamlar. Önce iki ana başlık altında söyleyeyim. Önce Süleyman Bey, Süleyman Başkan yine çok iyi bir takım yaptı. Bir sürü genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. Bir sürü de genç teknik adamı kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor Süleyman Urma. Bunlardan bir tanesi de bendim. İlk başlangıç Süleyman Bey'le oldu. Bizim için abiden öte. Tekrar çok iyi bir teknik direktör adayı var. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben. Maça gelince ilk devre yeni gelen arkadaşlarımız var. Öne pres yapma konusunda sıkıntı yaşadık. Yani bizim iki tane ana başlığımız var. Bir tanesi karşı pres, bir tanesi pres. Özellikle sistem üzeri pres konusunda sıkıntı yaşayınca oldukça geriye çekildik. Yani hiç istemediğimiz bir işti. Belki de geldiğim 5 ay içerisinde bu kadar geriledik. Yani ben bunu istemiyorum. İkinci devre saha dizilişiyle ilgili değiştirdik. Koşu yollarını biraz kısalttık. İkinci yarı oyunun tamamı Ankara Gücü'nün hakimiyetinde geçti. Hani değerlendirmeye baktığımız zaman oyun olarak da pozisyon olarak da bizim kazanmamız gerekiyordu. Ben Karagümrük Spor Kulübü'ne bundan sonraki maçlarımda başarılar diliyorum. Kolay değil. 3 hafta üst üste İstanbul'a deplasmana geldik. Yani ben bunlara çok değinmek istemiyorum ama gerçekten sorduğunuz soru için çok teşekkür ederim. Zor bir fikstür çektik. 3 hafta üst üste deplasmanda oynamak çok zor. Adana Demirspor'la bir daha deplasmanda oynadık. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu maçlardan dramatik şekilde mağlup olduk Kasımpaşa maçını. Oradan da puan çıkarabilirdik. Kendi rakibinizle oynadığınız maçlarda yenilmemek önemli. Bizim bir Kasımpaşa'ya -2 puanımız var. Şimdi ikinci devrede tam fikstür tersine gelecek. İlk 7 hafta 5 deplasman olacak. Yani, ama tabii bunlardan mutlaka dışarıda bir galibiyet getirmemiz gerekiyor. Yani bundan sonraki deplasman maçlarında. Ama lig çok uzun. Yani maraton çok uzun. Çok bu köprünün altından sular geçer. Önemli olan performans istikrarını ve oyun anlayışını korumak Ankara Gücü için çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçıyla özledik de taraftarımızı. Gelecek hafta o büyük taraftarın önünde 25 bin kişinin önünde oynayacağımız, büyük ihtimalle oynayacağız yani, öyle biliyorum ben. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Soru için tekrar teşekkür ederim.